Aşk kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de. Sonuna kadar da isterseniz videomu sevinirim. Size bugün ne yapacağım? Bir arkadaş söylemişti, Türk kahveniz köpüklü oluyor, neden oluyor diye. Ben size göstereyim. Sebebi Antep'te yaşıyorum ve baharatçılar oluyor. Köy ürünleri satan bir yer var, ben oradan alıyorum. Gözümün önünde çekiyorlar. Ve şöyle kaşıkla dibe çöktürüyorum. Şöyle. Bir de sallayacağım. Önemli olan sallamak. Salladığım zaman daha güzel olur. Böyle yaptıktan sonra. Mesela böyle yaptığımda görün bakalım nasıl çıkıyor. Kahve köpüklü oluyormuş. Benim istediğim köpük değil ama yani biraz daha kahveye fazla koyduk. Bu şekilde bakın oluyor. Aldım bakın. Evet arkadaşlar, köpüklü oldu, gördüğünüz gibi bol köpüklü. Hem biraz deneyim, ben hiç A101'dekilerini falan denemedim bu marketlerde. Mehmet Efendi adına A101'dekiler acı oluyor, içilmiyor. Ya ben içemiyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Artık buna alıştım, böyle bu yormuyor, acı değil, güzel bir tadı var. Şöyle üzerinde güzel bir renk oldu. Ve kahvem hazır. A101'dekilerin bilmiyorum ya, acı bir tadı var. A101 BİM ucuz olduğu için mi, böyle belli bir yerden gelenlerin. Diğerlerinin de şeyi var. Mehmet Efendi'yi tavsiye ederim. Ben uzun süredir böyle açık alıyorum. Gözümün önünde çekiyorlar. 10 numara oluyor. Hoşuma da gidiyor. Bir gün saatte çekeyim o çocuk çekerse. Neyse, ben kahvemi içeyim. İştahımı kesecek. Ondan sonra bana dinçlik verecek. Saat 12'ye kadar koyacak. 12'de de kuru yemişim var. Yani bu akşama kadar kahve. İki tane içebilirim. Aslında kan grubuma zararlı ama ben şu an açlık hissediyorum ve içmem gerekiyor. Kömbe yaptım şöyle. Buranın altında. Üzerini kapattım ki daha yumuşak olsun. Akşam yemeğim kahvaltı tarzı yapacağım. Kahvaltıyı özledim. Burada fırında tekrar bir kömbem daha pişiyor. O var, iki tepsi yaptım. Alışverişlerim. 3 süt almış eşim. 4 su içecek. Su mor su alırız BİM'den. Ispanak almış. Kilosu ne kadar onu da göremedim. 1 lira mı ne? Evet, 2 liraymış. Tere, havuç, esma, beren istiyordu. Marul, hiç taze soğan, limon. Karnabaharım gelmiş bu. Brokoli, karnabahar. Aslında kan grubuna göre zararlı ama mantı şeklinde yapacağım. Bu hafta daha sıkı kan grubunu salacağım. Patates, siyah havuç. Ay. Rabbim herkese iyi eş vermesin. Bak hiç ısmarlamadım. Sağ olsun o bana siyah havuç almış. Rabbim herkese iyi eşler nasip etsin. Şöyle siyah havucumu da göstereyim size. Siyah havuç da almış. Kan depolayacağız. Akşam yiyeceğim. Kahvaltı tarzı takılıyorum. Bulgur yemiyorum. Aslında 3 gün bulgur yiyecektim ama gerek yok. Böyle. Bir de size havayı göstermek istiyorum. Ay vallahi gidiyordu telefon. Mis gibi temiz hava. Biraz içeri hava gelsin. Bakın, 40 ikindi yağmurlar olur ya. Onun gibi bir hava hakim. Fıstıklı. Antep'teyiz. Soranlar oluyor bazen. Böyle gelmişken gidelim. Bilirim olarak da Antep yapacağım artık. Şöyle göstereyim size. Böyle. Şöyle arkadaşlar. Gözlerim de pek iyi fark etmiyor. Bir yüzden görmedim. Şöyle bir göstereyim ben. Böyle çocuklar var, sitenin çocukları aşağıda, göstermek istemiyorum ben. Havanın güzelliğini. Allah, ben güzel bu yağmurları özledik. Yağmurları.
Böyle kuşların sesini dinliyorsunuz. Diyet olarak bugün zaten öğlen kuru yemiş yedim. Şimdi yemeğimi hazırlayayım. Böyle göstereyim. Yıldırım çakacak da orayı bir göstereyim ya. Böyle yıldırım çakar gibi oldu. Şurası tutuldu, iyi bir yağmur yağıyor. Hava böyle de yağmaya başladı. Rabbim yağmur yağdasın, yağmur versin. Şakır şakır yağmur yağıyor. Şöyle. Şöyle. Yağdı yağmur. Kızlar bugünlük beni idare edin, kömür yaptığım için böyle bulaşıklarım var. Zeytin, havucum var, çökeleğim var, yanında da roka şey var, tere var. Çökelek, lor peyniri değil, ekşimik değil, çökelek yöresel olarak. Burada da kızlarımın kömesi var. Müthiş oldu ama. Şöyle göstermek istedim zeytinimle birlikte. Bugün kahvaltı tarzı yapıyorum. Canım istedi. Kızlarımın sütü burada. Onları da göstereyim. Akşam yemeğim de böyle arkadaşlar. Güzel bir tabak oldu ama. İnşallah güzel güzel sonuçlar alacağız. Kan grubuma göre uygun. Siyah havucumu gördüğünüz pancar değil. Şekerli de değil. İyi biliyorum yani. Havucu da görüyorsunuz. Zaten tek öğünde tercih ediliyor. 10 dakikamı kullanmak istedim. Böyle bir tabak değerlendirmesi yapalım. Doyar mısın? Evet, doyuyorum artık. Eskisine göre daha iyi doyuyorum. Kızlar, kömbem şöyle oluyor. Kenarından gösteriyorum ama bakın iki taraflaştım. Hatta bu da ortası. Şöyle koyayım tabağı size. Evet, Esma Beren de süt içmiş. Onun da kömbesini koydum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soframda böyle. Biraz daha üzülecek çünkü gelecekler var. Bunları da göstermek istedim. Dolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Maalesef yağmurdan sonra bir dolu yağdı. Araçların üzerini göstermek istiyorum ben. Sanki kar yağmış. Kar değil, dolu. Şöyle daha ne çözüm. Antep'e dolu yağdı. Çok büyük dolular. Böyle göstermek istedim. Şöyle sana. Hadi bizim kesim o ama seninki. Yok, seninki nerede? Adam basın bulup da öyle şey. Tofaş mı abi ya? Ne var? 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 Ne var?